Ne söylediysen girdim notlara, tek tek yazdım. Hedef kitle, pazarlama. İki gün sonra geri dönüp baktığımda bir çorba oldu. Evet abi. Bir dakika. Sakin ol, önce senin iş modeli kanvasını çizelim. Kilit ortakların. YouTube'a içerik üreten, Instagram'a. Evet. Dijital platformlar var. Blue TV'ye belgesel çektim. Kamu kuruluşları da belgesel ihtiyacı olduğunda. Çok güzel. Temel faaliyetin ne senin? İçeriğin geliştirilmesi, senaryo yazımı, evet. Post prodüksiyonu, kurgusu. Bunun sosyal medyada iletişimine kadar hepsini yaparım. Senin kaynakların neler? Know-how'um abi, yani tecrübe. Öyle mi diyorsun? Yeni çıkan bir teknolojiye hemen adapte edebiliyorum. Aynı zamanda prodüksiyon ekipmanların vesairem var, evet. Değil mi? Hızlı bir şekilde 16 kişiye çıkabiliyorum. Peki sen ne değer önerisi sunuyorsun? Çok kaliteli içerikler hazırlarım. İstediği zaman istediği içeriği ona atarım. Çok esneyim o anlamda. Kimler senin müşterilerin? Ben mesela senin müşterinim. İş dünyasından patronlar, içerik geliştiricileri, yani gazeteci, YouTuber, ünlü, kamu kuruluşları, şarkıcı. Herkes var diyorsun. Etkinlik organizatörleri. Müşterilerle ilişkilerin nasıl? İçerik üretimi danışmanlığıyla başlıyorum. Senaryo yazıyoruz. Yeni bir trend ne varsa. Bu müşterilerine hangi kanallar üzerinden ulaşıyorsun? Genelde referanslardan yürüyor benim. Kendim de yaptığım işleri hep Instagram hesabımda paylaşıyorum. Güzel. Maliyetlerin. Kameralar, lensler. Bunların güncellenmesi gerekiyor. Yol masraflarım var. Zaman yönetimi. O benim için en büyük maliyet. Sen nasıl gelir üretiyorsun? Gelir modelin ne? İçerik üreterek yapıyorum abi. Post prodüksiyon. Video çekiyorum. Yönetmen ve danışman olarak da hizmet veriyorum. Şimdi bunu eline alıyorsun. Artık müşteri hedef kitlesini biliyoruz. İş modeli kanvas ile birlikte biz gelecek projeksiyonlarımızı çizmeye yavaş yavaş başlayabiliriz.